Bir günler hep teknolojiden bahsediyoruz, kullanmanın öneminden veyahut da yeni bir şey üretmenin öneminden bahsediyoruz ama hep bunu bireysel olarak hayatımızda olsa da ekonomiyi konuşurken böyle toplam verimlilik ve devamlılığı esas aldığımızda işte şirketlerin de sürekli büyümesi gerekiyor. O yüzden de teknoloji kullanmaları gerekiyor herhalde veya çağa ayak uydurmaları gerekiyor. Microsoft Türkiye Başkanı Sayın Tamer Özmen bizimle beraber. Hoş geldiniz Tamer. Hoş bulduk, merhaba. Bir önce teknolojide hani böyle o kadar hızlı gidiyor ya, yani şimdi üretilen bir gün sonra eskide kalabiliyor. Hani nereye gidiyor diye sorsak, çünkü sizin bir sunumunuz vardı, onu izlemiştim. Son derece dikkatimi çekmişti. 7 senede bir böyle teknoloji devrimi oluyor dediniz değil doğru, mi? Tam doğru. Da şimdi o dönemde miyiz? Tam da şu anda o 7. yılın başlangıcındayız. Yani ne geliyor? Ya burada önce yazılım tarafında muazzam bir evrim yaşıyoruz. Evrim çok doğru bir kelime bunun için. Bulut hayatımıza girdi. Bulut tamamıyla teknolojiyi değiştirdi. Her şeyi kontrol etmeye başladı. Çok ucuzlamaya başladı. Teknolojiye ulaşma, artık hiçbir şekilde sunucu tutmanıza gerek yok. Her şeyi buluta koyabiliyorsunuz. Web sayfanız orada yaşıyor. 364 gün kimse gelmesin, bir gün milyonlarca kişi gelsin. Sadece o bir gün kullandığınız gün için para ödüyorsunuz. Arkasından şirketinizi çok farklı bir şekilde büyütebiliyorsunuz bulutu kullanarak. Güvenlik çok önemli bir konu olarak bulutta ortaya çıkıyor. Ben orada hep şeyi söylüyorum. Bankalar çıkmadan nasıl paralar yastıkların altında saklanıyorsa, sonra bankalar çıktığında herkes bankaya hiç düşünmeden paralarını koymaya başladıysa, bulutta öyle. Şu anda veriler acaba güvenli mi değil mi diye düşünürüz ama bulutta oldukları zaman aslında çok daha güvenliler. Öyle ama banka soygunu gibi bulut soygunu olur. Yani tabii bankayı soymak için daha farklı bir şey yapmak gerekiyor. Burada o veri merkezini korumak için çok ciddi bir teknoloji yatırımı var. Şu andaki kişisel bilgisayarınızdan çok daha fazla anlamda. Onu böyle bir araya koyunca bulut muazzam bir şey yarattı, devrim yarattı. Onun yanında bu mobilite dediğimiz dünyadaki akıllı telefon sayısı 1 milyara ulaştı. Türkiye'de bu sene 11 milyon tane akıllı telefon var. Bunlar 1970'lerdeki, 80'lerdeki böyle bu odayı kapsayacak bilgisayarlardan daha fazla işletim gücüne sahipler. Onun yanında büyük veri dediğimiz bütün bu verilerin toplanmasından doğan muazzam bir dünya ortaya çıktı. Artık şirketler yapsat modelinden öğren, değiştir modeline gidiyorlar. Yani yaptığın her şey satılmıyor artık çünkü rekabet çok arttı. İşte son olarak da bu sosyal dediğimiz sosyal medya, sosyal mecralar. Bunları böyle bir araya koyunca bulut, büyük veri, sosyal mobilite, bunların önümüzdeki 7 seneyi etkileyecek çok önemli 4 tane megatrend olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan cihazlar çok değişmeye başladı. Cihazlara baktığımızda bilgisayarlar tabletlerle bir araya gelip bu 2-in-1 dediğimiz ikisi bir arada olmaya başladılar. Telefonlar öyle. Bu 3 boyutlu yazıcılar ortaya çıkmaya başladı. Bu giyilebilir dediğimiz telefon, saat, gözlükler ortaya çıktı. Mesela gözlükte benim çok yani gözlüğün çok önemi var şu anda ama şu anda şeyler üzerine çalışıyor. Kontak lensler üzerinde çalışılıyor. Kontak lensine şey koyuyorsunuz, bir çip koyuyorsunuz. Mesela ben sizi unutuyorum ki siz pek unutulacak biri değilsiniz ama karşılaşıyorum seninle. Karşılaşıyorum mesela 2 sene sonra. Yüz tanımadan Gökay Otyam en son işte şu gün programında bulmuştum. Kontak lensle şey. Kontak lensten bunu tanıyabilecek ya da işte biri sesten sizin kim olduğunuzu tanıyabileceğiz. Böyle bir HD ortamında. Bana çok lazım o ya. Bizimize lazım. Ben bir an önce çıkmasını bekliyorum o öyle teknolojilerin. Onlar çıkıyorlar. İşte bu Internet of Things diye, bunlar hep İngilizce kelimeler. Eşyanın interneti demek doğru olmuyor. Çok işte şeydeki odanın ısısını uzaktan kontrol etme gibi konulardan tutun da her cihazın içinde bir şekilde bir internet erişiminin olması ve onun uzaktan kontrol etmesi. Yani bu yazılım evrimiyle cihaz evriminin bir araya gelmesi muazzam bir teknoloji patlatması yaşayacak bize önümüzdeki 7 sene içinde. Heyecanla bekliyoruz. Yani devamlı yeni bir şey çıkıyor. Microsoft'un mu bir evindeydi öyle? Hani mesela babaanne geldiğinde eve onun işte zevkine göre bir anda o odanın resimleri değişiyordu, çalan müzik değişiyordu. Tanıyor, ona göre aynen her şeyi diyor. Ya ilaç saatlerini, ilaç saatlerini söylüyor. Her şeyi böyle uyarı geliyor. Ya da şeydeki ona, buzdolabındaki arta kalan sebzelerden ne yemek yapacağınızla ilgili bir tarife çıkıyor. Diyorsunuz ki bu yemekleri, işte sebzeleri doğru kullanın. Yani teknoloji hayatımızı çok ciddi anlamda bir şekilde rahatlatmaya başladı burada. Onun için güzel bir şey görüyoruz, değişim görüyoruz. Ama mesela sizin başta söylediğiniz bu devrim derken benim anladığım kadarıyla şimdi ticari... Evrim dedim yani. Evrim. Yani bir taraftan da devrim oluyor ama ticari hayatta galiba bu işte teknolojik dönemler şimdi başladı.
anladığım kadarıyla. Mesela bizde ne var mı? Öyle bir araştırma var galiba. Yani Türkiye'de ne kadar teknoloji takip edilip kullanılıyor? Bir de nedir? Teknolojiyi kullanmak nedir COBİ'de? Tabii. Şimdi Boston Consulting diye biliyorsunuz çok böyle dünyaca tanınmış bir araştırma şirketi var. Bu şirket yaklaşık olarak 3 sene önce büyük bir araştırma yaptı. Bunun sonuçları da bundan 2 ay önce açıklandı. Bu araştırmada dünyada 24 tane ülkeye giderek 4000 tane COBİ ile çok detaylı bir şey yaptılar, görüşme yaptılar ve COBİ'lerin hayatlarını izlediler bu süre içinde. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesiydi ki bizim için çok büyük bir şanslılıktı bu. O çalışmanın sonunda görüldü ki teknolojiyi daha iyi kullanan COBİ'ler diğer teknolojiyi kullanmayan COBİ'lere en azından %15 daha fazla büyüyorlar ki bu çok büyük bir rakam. İkinci ilginç veri buradan kadınlar tarafından yönetilen şirketler teknolojiye daha duyarlı, daha fazla yatırım yapıyorlar ve teknolojiyi daha iyi kullandıkları için kadınlar tarafından yönetilen şirketler daha az büyüyorlar. Bu da ikinci bir özellik olarak ortaya çıktı. Şimdi Türkiye'ye dediniz ki Türkiye burada dünyada nerede? Burada Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkelerle kıyasladığımızda maalesef aramızda hala çok büyük bir fark var. Şu anda Türkiye'deki bulut bilişim teknolojisi 47 milyon dolarlık bir pazar. İşte bunun önümüzdeki 4 sene içinde 1.1 milyara gelmesi bekleniyor ki bu 20 kat falan bir artış. Ama Brezilya'ya, Çin'e ve Hindistan'a baktığımızda biz 1 milyara gelmişken onlar 9 milyara, 8 milyara geliyorlar. Yani bizim 7-8 katımız daha fazla büyük yatırım yapıyorlar burada. Ama neye doğru yatırım yapıyor? Yani ben bir şirketim var diyeyim. Ufak orta ölçekli bir şirket. Hani ya tabii biliyordur herhalde neye yatırım yapacağını biliyordur herhalde. Yok aslında yani en büyük algı... Bir de ne kadar maliyette ne getiri sağlayacağım mesela. Çok basit anlatayım onu mesela size. Diyelim ki bir şirketiniz var. Şirketinizde 20 kişi çalışıyor, 10 kişi çalışıyor. Şirketinizde herkesin bir bilgisayarı var. Bu bilgisayarların bir kere yönetilmesi için orada bir sunucu kurmanız lazım. Bir sunucu olması lazım. Bu bilgisayarları yönetsin. Ondan sonra bunun üzerinde bir e-posta sisteminiz oluyor genellikle. Onun yönetilmesi lazım. İşte arkasından bilgisayarınızda işte diyelim ki bu CRM, ERP gibi programları kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz ki bunlar büyük çoğunluktaki şirketler tarafından kullanılmıyorlar şu anda. Bulut ne yapıyor? Diyor ki senin burada sunucu taşımana gerek yok. Yani sunucuya işte yapacağın yatırım CRM, ERP gibi programları kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz ki bunlar büyük çoğunluktaki şirketler tarafından kullanılmıyorlar şu anda. Bulut ne yapıyor? Diyor ki senin burada sunucu taşımana gerek yok. Yani sunucuya işte yapacağın yatırım yani genellikle bu yatırımlar şirket başına bazen şirketin sayısına göre 100 bin dolarla 200 bin dolarlara gelen rakamlara geliyor. Bu kadar pahalı mı? Yani şirketteki çalışan sayısına bağlı ama yani bir sunucu bir bilgisayarın 4-5 kat daha büyük fiyatta. Ne oluyor? Buluta taşındığı zaman hiç böyle sunucu falan tutmuyorsunuz. Herkes bir anda bulutta buluttan alıyor verileri. Ne anlama geliyor bu? Ben hiçbir şekilde içeride bir BT çalışanı çalıştırmaya gerek duymadan bütün bilgilerime buluttan erişerek ve kullandığım kadar ödeyerek, yani kullandığım kadar ödemek ne demek? Yani diyelim ki bir çalışanınız çok fazla kullanıyor ürünleri. O ayda ne bileyim 30 lira ödüyorsa daha az kullanan bir çalışanınız ayda 6 lira 7 lira ödüyor. Ve kullandığın kadar öde olay oluyor. Ondan sonra diyelim ki web sayfanız var. Mesela şey örnek alalım, Fenerbahçe TV ya da Galatasaray TV örnek alalım. Bunlar çok ciddi bir yatırım yapıyorlar kurumlarımız web sayfalarına. Ama yazın kimse herhalde bu sayfalara girmiyor. Ondan sonra kışın transfer döneminde çok insan giriyor. Belki bu takımlardan bir şampiyon olduğu zaman ya da bir futbolcu bir açıklama yaptığı zaman herkes sayfaya giriyor. Belki 10 milyon insan aynı anda geliyor. 10 milyon insan aynı anda geldiğinde o web sayfası çalışsın diye, düşmesin diye çok ciddi bir yatırım yapmak lazım. Belki oluyor bugün tane, yani TÜİK açıklama yapıyor. Herkes giriyor. Merkez Bankası herkes giriyor. Bir anda kilitleniyor. Şimdi mesela bunlar, bu şirketler, bu tür günlük anlarda trafiği çok alan şirketler bu sistemlerini buluta taşısalar belki 364 gün para vermeyecekler. Kullandıkları bir gün için para verecekler. Ve bu maliyet inanılmaz derecede yani yüz binlerce dolardan bahsediyorum birazcık şirketin çok büyüyünce bulut sayesinde bir anda düşmüş oluyor. Şimdi birinci özelliği bu. İkinci özelliği çok farklı bir şey kullanarak e-posta sistemi kullanarak dokümanları paylaşarak verimi arttırıyorsunuz. Üzerinden bir de müşteri ilişkilerini içerideki süreçleri düzeltebilirseniz teknoloji kullanarak verimi arttırabilirseniz bir anda çok büyük bir farklılık sağlıyorsunuz.
Yani Türkiye geçmişte bazı konularda geriden takip ediyordu. Biraz evvel söylediğiniz istatistiklere göre hala gidecek yolumuz da var. Arkada duruyoruz galiba. Microsoft Genel Müdürü Tamer Özman, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Saat 14.07'de tekrar beraber olacağız.